Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ön lisans İlahiyat Arapça 3 ders kitabının 11. sayfasındayız. Konumuz gelecek zamanın hikayesi. Gelecek zamanın hikayesi kipi, haberi, se ile gelecek zaman formunda fiil olan isim cümlesinin başına kâne getirilmek suretiyle elde edilir. Örneğin, misal, kuntu se'ekûlu şey'en, bir şey diyecektim. Burada acak, ecek, gelecek zamanı delalet ediyor. Burada da sin karşılığı. Haberine sin dahil oluyor. Fiilin başında geliyor. Bu gelecek zaman hikayesini anlatmış oluyor. Kâne el muallim se'eti ileyke lakin el vakte lem yesmah. Öğretmen sana gelecekti ama vakit izin vermedi. Şimdi gelecek zamanın hikayesi çekimini kâne kullanılmazdan önceki isim cümlesinin müptedasının ayrık özne zamiri olduğunu varsayarak bir tabloda görelim. Kâne seyektüb, kâna seyektüban, kânû seyektubun. Yani bura müfret, bura müfret. Bura tesniye, bura tesniye, bura cemiye, bura cemiye. Kânet setektüb, kâneta setektüban, künne seyektubne. Kunte setektüb, kuntuma setektüban, kuntum setektubun. Kunti setektubin, kuntuma setektüban, kuntunne setektubne. Kuntu seyektüb, kunna senektüb. Yani mazi, muzari, cahd-ı mutlak, cahd-ı mustarak, fiil muzari nefi, tekit nefi istikbal. Bunların sıgaları 14 tane burada. Burayla, mazıyla, muzariyle aynı. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Yani bu sıgaları emsile kitabından bunların kalıplarını ezberlememiz lazım. Yoksa bunları bu şekilde tek tek ezberlemek çok zor. Yani bunun mantığını çözdüğümüz zaman herhangi bir fiili buraya mesela seyaktul, seyaktulan, seyaktulun, setaktul, setaktulan, seyaktulne bu şekilde çevirebiliriz. Önce işin mantığını çözmemiz için de bu fiillerin emsileden tasrifatını, çekimlerini ezberlememiz gerekiyor. Geçmiş zamanın hikayesi. Geçmiş zamanın hikayesi kipi haberi mazi fiil olan isim cümlesinin başına kâne getirilmek suretiyle elde edilir. Bu yapıda mazi fiilin başında anlamı güçlendiren kat edatı kullanılır. Örneğin, Muhammed ketebe risale, Muhammed bir mektup yazdı. Kâne Muhammed kat ketebe risaleten, Muhammed bir mektup yazmıştı. Kânet Fatıma kat galet leke zâlike, Fatma bunu sana söylemişti. Kuntu kat nesitu bazel hakaik, bazı gerçekleri unutmuştum. Kunte kad se'elte nefse su'al min qabl. Aynı soruyu daha önce sormuştun. Evet, geçmiş zaman hikayesi kipi haberi mazi fiil olan. Haberi mazi fiil olan burası. Cümlesinin başına kâne getirilmek suretiyle elde edilir. Bu yapıda mazi fiilin başında anlamı güçlendirilen kat edatı kullanılır. Yani kâne Muhammed ketebe risalen. Muhammed bir mektup yazmıştı. Kat geldiği zaman tahkık yazmıştı. Yani burada bir kesinlik ifadesi var. Diğerleri de aynen bu şekilde hepsinde haberin başındaki fiilden önce kat gelmiş. Kat edatı mazı fiilin başında kullanıldığında anlamı pekiştirir. Kesinlikle anlamı gelir. Bu durumda bazen bir başka kesinlik ifade aracı olan le ile birlikte lakat biçiminde kullanılabilir. Lakat ca'akum rasulun min enfusikum, Kur'an-ı Kerim'de de var. Muzari fiilin başına da kullanıldığında ise ihtimal anlamı verir. Belki anlamına gelir. Örneğin kat tercemtu kulle cümle arabiye ile Türkiye. Kat tercemtu çevirmiştim. Kulle cümle arabiye Arapça cümleyi nereye ile Türkiye. Türkçe'ye çevirmiştim. Evet, burada bir kesinlikle çevirdim. Yani kat gelmekle o manayı vermiş oluyor. Kat tercemtü. Bu maziye dahil olduğu zaman, mazinin başına geldiği zaman, muzariye geldiği zaman, kat ütercim kulle cümle arabiye ile Türkiye. Kat ütercim, tercüme ediyorum. Çeviriyorum. Kulle cümle arabiye, Arapça her cümleyi ile Türkiye. Türkçe'ye çeviriyorum. Çevirebilirim. Burada kat estediyo gibi olmuş. Kat ütercim. Burada da çevirebilirim derken burada bir kesinlik yok. Yani yapabilirim, yapmayabilirim.
belki ile zaten bu anlatılmış. Yani fiili maziye dahil olduğu zaman kesinlik ifade ediyor. Fiili muzari dahil olduğu zaman bazı ifade ediyor ki bu da bazen ihtimal olabilir manalarını veriyor. Şimdi geçmiş zaman hikayesi çekimini kâne kullanılmazdan önceki isim cümlesinin müptedasının ayrık özne zamiri olduğunu varsayarak bir tabloda görelim. Yani burada kâne ketebe buraya kat geliyor. Kâne kat ketebe. Kâne kat ketebe. Kânû kat ketebû. Kânet kat ketebet. Kâneta kat ketebeta. Künne kat ketebne. Künte kat ketebte. Küntüma kat ketebtüma. Küntüm kat ketebtüm. Künti kat ketebti. Küntüma kat ketebtüma. Küntünne kat ketebtünne. Küntü kat ketebtü. Künne kat ketebna. Evet, bu şekilde. Şimdi yukarıda gördüğümüz hikaye kiplerine ait bazı cümlelerin irabını yapmak suretiyle hem konuyu daha iyi kavramaya çalışalım hem de iraba ilişkin bilgilerimizi tekrar etmiş olalım. Kanu yakussuna hadihil kıssa. Bu hikayeyi anlatıyorlardı. Şimdi irab seçelim. Kâne, kânû, kâne nakıs fiil isim ve haber alır. Yani ismini raf haberini nasp eder. Sonunda bitişik raf zamiri vav ismidir. Kâne, kânû, onlar onun ismi olmuş oluyor. Buradaki vav onun alameti. Mahallen merfudur çünkü zamirler mebnidir. Bu da mahallen merfu, yani zammeyi burada göremeyiz. Yakutsuna ile başlayıp sona kadar devam eden fiil cümlesi kânenin haberidir ve mahallen mensuptur. Çünkü cümlelerin irabi mahallendir. Yakutsuna, bu cümle mahallen mensup oluyor. Muzari fiil, üçüncü çoğul eril, yani çoğul cemi, eril müzekker, cemi müzekker. Faili bitişik özne zamiri olan vav'dır. Şuradaki vav merfudur çünkü zamirler mebnidir. Hâzî ism işaret, ism-ül işâre mef'ûlun bih, mahalle mensup çünkü işaret sıfatları mebnidir. Evet, burada meful mevkiinde geldiği için mensup oluyor. Bu müşar lehte aynı irabını alıyor. Müşar lehtir, irab işaret sıfatının aynısı olacağından mensuptur. Hâzihil kıssate. Bunun başında harfi cer olmuş olsaydı bir hâzihil kıssati olurdu o zaman da. Nasb alameti sondaki fethadır. Evet. Devam ediyoruz. Kâne kat ketebe risale ilel müdir. Müdüre bir mektup yazmıştı. Kâne nakıs fiil. İsim ve haber alır. İsmini raf haberi nasb eder. İsmi gizli olan huve zamirdir. Kâne huve kat ketebe risale ilel müdir. Kâne'nin ismi buradaki gizli huve. Kat ketebe risale ilel müdir cümlesi de burada gelecek. Kat tahkik edatı, sükun üzere mebni, mazı fiilin başına geldiğinde kesinlik ifade eder. Muzari fiilin başına geldiğinde ihtimal ifade eder. Ketebe mazı fiil, üçüncü tekil eril, müfret, müzekker. Faili gizli zamir, huvedir. Risale, mef'ulun bih, mensup, nasb alamet sondaki fethadır. İlâ harfi cer, el müdir, mecrur, cer alamet sondaki kesra. Kat ketebe risaleten ilel müdir. Fiil cümlesi olarak kânenin haberidir. Mahallen mensuptur çünkü cümlelerin irabı mahallendir. Yani şurası kat ketebe risaleten ilel müdir, mahallen mensup. Çünkü bu cümlenin irabı bu şekilde oluyor. Mahallen. Lafzan olmuyor. Kuntu kad nesitu bazal hakaik. Bazı gerçekleri unutmuştum. Kâne nâkıs fiil isim ve haber alır. İsmini raf habere nasb eder. Sonundaki bitişik raf zamiri tu. Kuntu ben yani ismidir. Mahallen merfudur çünkü zamirler mebnidir. Kat tahkik edatı sükun üzere mebni. Mazı fiilin başına geldiğinde kesinlik ifade eder. Muzari fiilin başına geldiğinde ihtimal ifade eder. Mazı fiil birinci tekil yani birinci tekil müfret. Faili bitişik özne zamiri yani bitişik özne zamiri muttasıl, zamiri muttasıldır. Mahallen merfudur çünkü zamirler mebnidir. Nesitu yani ene. Burada fail oluyor. Bazen mef'ulun bih mensup nasb alameti sondaki fethi ayrıca muzaaftır. Şu aşağıdaki kelime için. Muzaafun ileyh mecrur cer alameti sondaki kesradır. Ba'dal hakaiqi. Fiil cümlesi olarak kânenin haberidir. Kad nesitu ba'dal hakaiq. Mahallen mesuttur çünkü cümlelerin irabı mahallendir. Evet, burada zaten açıklandığı için bunları hızlı hızlı geçiyoruz. Çünkü kitap çok uzun. Kânel muallim seyyeti ileyke lakinel vakte lem yesmah. Öğretmen sana gelecekti ancak vakit izin vermedi. Kâne nâgıs fiil.
ismi haber alır. İsmini raf haberini nasb eder. Bunları öğrenmiştik. El muallim kânenin ismidir. Merfudur. Raf alameti sondaki damme, zamme şu. Se'ti ile fiil cümlesi olarak kânenin haberidir. Mahalle mensuptur çünkü cümlelerin irabı mahallendir. Se'ti gelecek zaman edatıdır. Muzari fiilin başına gelerek anlamı gelecek zaman kipine çevirir. Muzari fiilin irabı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ye'ti muzari fiil, üçüncü tekil eril, faili gizli zamir huvedir. Se'ti, men se'ti huve. Huve se'ti, oradaki huve bunun faili oluyor. Harfi cer ile ke mahallen mecrur çünkü zamirdir, mebnidir. Yani ileyki olmaz. İleyki olduğu zaman zaten müennes için olur. Burada da değişmiyor. Yani müzekker için bu şekilde, müennes için bu ileyki. Yani ileyki olduğu zaman cer alameti kesre olmuyor. Yine cer alameti mebni olduğu için zamir. Yani bunlarda ke, ki o şekilde yani anlamamak lazım. Cer alameti mahallendir. Lakin inne ve grubundandır. İsmi haber alır, ismini nasb, haberini raf eder. Lakin el vakt ismidir, mensuptur, nasb alameti sondaki fethadır. Lem yesmah, fiil cümlesi olarak lakinin haberidir. Kânel muallim se'etileyk lakinnel vakte. Evet, burada lem yesmah. Haber mahallen merfudur çünkü cümlelerin irabı mahallendir. Ayrıca cezm edatıdır. Başına geldiği muzari fiil cezmedir ve anlamını olumsuz mazıya çevirir. Yesmah muzari fiil. Yani aslında yesmah izin verir, lem yesmah izin vermez. Muzari fiil üçüncü tekil eril, lemden dolayı meczum görüyoruz. Cezm alameti sondaki sükun, fail gizli zamir huvedir. Kim izin vermedi? El vakit, lem yesmah el vakit yani. Evet arkadaşlar, 11, 12 ve 13. sayfalar, 14. sayfalar bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Ma'a selame ile liqa.